Hayırdır hocam? Evet, yani bir şey yok, bir zarar yok ama bir haber değeri olan bir şey. Şimdi biliyorsunuz, siz başta biliyorsunuz, beni tanıyan herkes biliyor, ben cep telefonu kullanmam. Cep telefonu yok mu? Var. Kızlarımın telefonları var filan. Bir de soruyorlar, bilmem şuraya üye olmak için bir numara istiyorlar. Öyle kullandığım, benim bile bilmediğim bir takım cep telefonu numaraları var. Oralarda kayıtlı olan ama ben onların hiçbirini kullanmıyorum. Gördüğünüz şu aleti kullanıyorum. Bu bir iPad. Bu bildiğiniz iPad. Bu çıkıyor böyle. Bu da klavye falan. Bu da armağan. Çok pahalı bir şey. Ben alacak param var tabii ama yani alır mıydım bilmiyorum. Armağan kızlarımdan, iki kızımın birden aldıkları bir armağan. Bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz belli uygulamalar var. App dedikleri. İşte evet, marka adları kullanmayalım hocam. Bunlar aynı zamanda birer marka. Evet, işte yani belli uygulamalar var. Belli rütük kuralları gereği kullanmayalım. App dedikleri evet. Belli uygulamalar var. Onları indiriyorsunuz şeyinize. Kullandığınız alete indiriyorsunuz. Oradan tıklıyorsunuz. O saniyede Amerika önünüzde falan. Ya yani aileyle öyle haberleşiyoruz. Ev telefonum var, sabit numara. Gizlidir ama tabii sizde de var. Siz öyle zannediyorsunuz hocam. Neyse, yani ben gizlilik anlaşması yaptım şeyle. Yani yasakladım. Telekomla. İlan edilmesini yasakladım. Ama telekomu sattılar, benim telefonum ne olacak? Şimdi bu bazen bu telefon çalıyor. Genellikle o telefon çalıyor zaten benden telefonla konuşmak isteyenlerden. Ve garip şeyler oluyor. Geçenlerde... bu programda söyleyip söylemediğimi pek net hatırlamıyorum ama ya yazdım ya söyledim bir yerlerde. Çok ünlü bir gazeteci adına beni aradığını söyleyen biri aynen şöyle söyledi. Dedi ki, hocam dedi, CHP içinde Atatürkçüler sosyal demokratlara, sosyal demokratlar Atatürkçülere oy vermeyecekmiş. Ne diyorsunuz dedi filan. Siz kimsiniz dedim. İşte o çok ünlü bir gazeteciyi söyledi. Şu anda nerede çalışıyorsunuz dedim. Bir gazete adı söyledi, tutmuyor. Siz dedim güvenilir biri değilsiniz filan dedim, kapattı telefonu. Hemen o gazeteci, ünlü gazeteciyi aradım şeyden, bir başka uygulamadan aradım. Dedi ki hayır hocam ben aramadım. Şimdi böyle bir takım provokasyonlar. Neye Allah dönük? Allah. Evet, neye dönük? CHP'yi bölmeye dönük. Nasıl bölüyor? Atatürkçüler bir yanda... Sosyal demokratlar bir yanda. Ya ben bu arada Cumhuriyet'te Atatürkçüler ve sosyal demokratlar arasındaki ilişkiyi yazıyorum. Yani tartışılır tabii. Tarihsel olarak nasıl gelmiş, nasıl gitmiş filan. Şimdi bugün tam buraya geleceğim. Bunun Merdan Bey'in haberi yok bundan. Dedim bomba gibi bir telefon haberim var ama tam buraya geleceğim. Çıkmak üzereyim. Kapıya elimi attım. Zır telefon. Sabit telefon. Açtım. Bir hanım sesi. Bir hanım sesi. Şimdi kim olduğunu söylediğini söyleyeceğim. O mu değil mi bilmediğimi de söyleyeceğim. Diyor ki hanım sesi, ben diyor Aslı Aydın Taşbaş. Sevgili Yanardağ. Evet, ben diyor Aslı Aydın Taşbaş. İşte dedim ki ya ben şu anda çıkmak üzereyim. Konuşacak durumda değilim. Canlı yayına yetişeceğim. Dedim telefonda. Onun üzerine bir şeyler anlatmaya çalışıyor bana. Şimdi burası çok önemli. Bakın bu söyleyeceğim. Dedim ki Aslı Hanım, bunları ne söylediğini söylemeyeyim. Çünkü ne söylediğini söylersem eğer bu bir komploysa ona alet olmuş olacağım. Bir şeyler bana söylemeye çalışıyor. Bir iddiası var. Dedim ki Aslı Hanım, bunları dedim ben size Merdan Bey'in cep telefonunu vereyim. Merdan Bey'i arayın, ekranda söyleyin dedim. Cevap. Ben dedi sessizliğimi bozmak istemiyorum. E bana niye anlatıyorsunuz o zaman? Onun üzerine dedim ki, bakın dedim hanımefendi, sizin dedim Aslı Aydın Taşbaş olup olmadığınızı bilmiyorum. Bizim Henry Barkey yayınından sonra... Şimdi alet olmamak için... Ortaya çıkan tablo onu çok rahatsız etti tabii. Şimdi alet olmamak için o telefondaki ses, yani Aslı Aydın Taşbaş olduğunu iddia eden ses, belki Aslı Aydın Taşbaş. Ben Aslı Hanım'ı bir defa hayatımda bir toplantıda görüp elini sıkmıştım. Bir CHP'nin galiba Kılıçdaroğlu'nun bir gazetecilerle yaptığı bir toplantıda.
Kendisini tanımam, dostluğum da yoktur. Sesini de bilmiyorum, tanımıyorum. O mu değil mi bilmiyorum. Dedi ki, bu ben sizin Aslı Aydın Taşbaş olup olmadığınızı bilmiyorum. Bu telefonda söylediklerinizin gerçekliğini de bilmiyorum. Ben telefon konuşmasından kimseyi ne aklarım ne itham ederim. Güvenmiyorum dedim. Hele hele Merdan Yanardağ'ın telefonunu vereyim, bunu Tele1'de ekranda anlatın dediğim zaman bana ben sessizliğimi bozmak istemiyorum deyince iyice kuşkulandım. Bak. Muhtemelen isim doğru hocam. Bunu değil dediyse mi? Çünkü açıklamasında da, yazılı açıklamasında da aynı kavramı kullanmış. O zaman bana ne anlatıyor? Bana evet, niye anlatıyor? Yazılı açıklamasında diyor ki, ben Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessizliğimi korudum diyor. Durum şu, Osman Kavala öyle anlaşılıyor ki Aslı Aydın Taşbaş gerçeği açıklamadığı için casusluk iddiasıyla tutuklandı ve bu iddiayla yaklaşık 3 yıl tutuklu kaldı. Doğru, casusluk davasından mahkum olmadı, o davadan beraat etti ama zaten beraat ettiği Gezi davasına yeniden dahil edilerek hiç cezaevinden çıkarılmadan bu sefer Gezi davasından mahkum edildi. Evet. Yani onun iddia ettiği gibi Osman Kavala'nın casusluk davasından mahkum olmadığı gerçeği Aslı Aydın Taşbaş'ın Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan bir bilgiyi sakladığı gerçeğini daha, değiştirmiyor. Bir şey daha var. Fakat şimdi içeride tabii o bunu konuşacağımızı bilmediğimiz için getirmedim şeyi masamda. Yok, şimdi başka bir şey daha muhtemelen var. Bu isim doğru. Yani Aslı'nın muhtemelen o bilemiyorum. İsim. Bilemiyorum. Yalnız bir isim daha bakmak var. Lazım. Sadece Osman Kavala için adı geçmedi. Nuh Perinçek'in de adı geçti. Çünkü onu da sakladı yani, tabii. Yani ne söylediğini söylemiyor. Peki o zaman dedi. Yani bir de güvenemiyorum söyledim. Çünkü demin söylediğim gibi yani o şeyden muhtemelen sahip, doğrusu mu? Bilemiyorum. Evet. Zaten hakikaten buraya geleceğim. Çünkü Doğu Perinçek de onun yüzünden tutuklandı. Bilemiyorum. Şimdi bakın. Yok sakla her şey. Telefondaki kişi anladım. O mu değil mi bilmiyorum. Tamam siz bile iddianızı tartışmıyorum hocam. Anlıyorum. Ama dün konuştuk ya, Doğu Perinçek'e de belgeyi veren o Ergenekon belgesini... Telefonu eden onları bilerek ediyordur zaten eğer beni kullanmayı istiyorsa. Muhtemelen o da olabilir. Hayır şu... Sizden talebi ne peki? Ne talep etti sizden? Şimdi bir şey talep etmiyor, anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben anlatayım. Diyorum ki eğer anlatacaksanız Merdan Bey'in telefonunu vereyim, ekrana çıkarsın peki, sizi. Peki buradan şeyi söyleyeyim. Hayır bir dakika. Hı-hı. Bu en tehlikeli şey bu. Yani diyor ki ben sana anlatıyorum... Sen bunu sağda solda anlat, dedikodusunu yap ama ben sessizliğimi bozmayayım. Ekrana çıkmayayım diyor. Böyle şey olur mu ya? Olmaz. Ben ilkokul talebesi miyim? Şimdi Aslı Aydın Taşbaş'sa bu ona hitaben söylenmiş bir laf. Eğer beni Tufay'a getirip amiyane tabiriyle o İyi laftır Tufa hocam. Efendim? İyi laftır Tufay'a getirip. Tufay'a getirip beni kendisinin o telefonda bana çünkü kısa da olsa hemen tak 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 bir şeyler söyledi. Onları burada tekrarlatmak için beni Tufay'a getirmek istiyorsa o sahtekara cevabımdır. En sonunda şöyle bitti olay, onu da söyleyeyim. O zaman da ne cevap vereceğimi söyleyeyim. Peki dedi, o zaman madem vaktiniz yok ve telefonda güvenmiyorum dedim telefon konuşmalarına. Size dedi elektronik posta yollayayım. Peki dedim, yollayın elektronik postayı, bakarım ne kadar güvenilir değil. Şimdi elektronik posta yollarsa hemen cevap vereceğim. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde, köşemde sizin adınıza yayınlayayım mı diye soracağım. Yayınla derse okuyacağım. Okumadan soracağım. Burada da paylaşırız hocam. Burada da paylaşırız. Ama ya değilse... Hocam bu iddialar... Bir dakika ya değilse çünkü herkes herkesin adına evet. Artık posta yollayabiliyor sevgili Yanardağ. Evet. Bana Emre Kongar diye posta yolluyorlar ya şimdi benim adıma. Şimdi verdiği bilgilerden bunu çıkarmak mümkün. Benim kanaatim büyük olasılıkla Aslı Aydın Taşbaş sizi arayan. Bir göndersin bir bakalım. Eğer bir açıklaması varsa çünkü bu ekranda iddialar dile getirildi. Henry Berkey bu ekranda söyledi. Tamam o da bu ekranı mı atap alsın? Tabii evet. Ağır bir şekilde bir şey altında, bir zan altında, çok açık. Hem Doğu Perinçek'in hem Osman Kavala'nın 3-4 yıl tutuklu kalmasından sorumlu tutuluyor şu anda. Tamam. Henry Berkey de rastgele diyecek laf eden birisi değil. Kritik bir laf etti. Belli ki savcılarla işbirliğiyle şeyden temizlenmiş dedi.
Evet, çok. Yani iddianameden. Bir anlamda devlet ajanı olduğunu tabii, yani, söylüyor. Şeyi evet. anlatmaya çalıştı. Kendisinin CIA ajanı olmadığını söyledi ama öyle bir laf etti ki hani o değil ama Aslı Aydın Taşbaş konusunda emin değil. Peki burada bakın. Şimdi bu çok ciddi bir iddia. Tamam da bir şey bakın. Bir burada şey daha gündeme var. Getirmesi lazım. Sevgili Yanardağ bir şey daha var. Değerli izleyiciler. Dün ve evvelki gün. Henry Barkey programı evvelki gün. Dün burada Merdan Bey bir defa daha onu anlattı. Programı muhakkak izleyenler vardır. Bizim 18 dakikanın müdavimleri var. Çok da önemli olaydı. Hiç biz 18 dakikayı izlemeyenler bile Henry Barkey olayını izlemiştir. Evet. Dün de ne yapacağız diye tekrar bakmıştır. Kim bütün bu iddiaları dile getirdi? Henry Barkey. Kim bunları yorumladı ve Aslı Aydın Taşbaş üzerinden bu yorumları anlattı? Merdan Yanardağ. Niye ben aranıyorum da ben Merdan Yanardağ arayın televizyona çıkarsın. Benden çekiniyor olabilir. Hayır efendim ne çekinecek? Yani hayır şimdi şu var. Biz kendisiyle bir mahkemelik olduk da bizi davetti. Biz. Benim genel yayın yönetmenliğini yaptığım gazetede bizi mahkemeye verdi. Kendisine o zaman işte istihbarat örgütlerinin gülü mü, CIA'nın gülü mü diye bir başlık yüzünden, gazetede kullanılan bir başlık yüzünden ki o dönem 7 Haziran seçimlerinden sonraydı. 2015 Haziranıyla 2015 yanlış hatırlamıyorsam 1 Kasım arasındaki bir dönemde bizi mahkemeye verdi. Böyle bir davamız da vardı. Yani aramız tavır koyuyor belki. Belki de evet. Hayır yalnız değerli olabilir. İzleyiciler şimdi burada hep söylediğim bakın. Ben gayet 80 küsur yıl yaşamış bir adamım ve neler geçirdim. Hep de hep böyle yani Ecevit'ten tutun, Demirel'den geçin, İnönü ile birlikte olmak filan liderlerin yanındaydım. Ben çok şey göğüsledim, karşıladım. Merdan Bey kardeşiniz de hapislerde yattı filan. Yani böyle şeyler bizim için ufaktır. Ama şu önemli. Bir gazetede yazarsanız veya bir Tele1 gibi saygın bir kanalda program yapıyorsanız söyleyeceğiniz sözlere ve yapacağınız yorumlara çok dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle. Özel haber alıyorum da kullanıyorum filan zannederken küt diye kullanılabilirsiniz. Evet. Ben hayatımda ona dikkatli olalım. Hiç kimse tarafından. Buradan o zaman bir çağrı yapalım hocam. Evet.